Saygılar demiş Öker Serpsiz'in değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün Fenerbahçe'miz Antalya Spor'a konuk oluyor. Sizler de maça olan tepkimizi görüyorsunuz ama burada değil. Salonda. Hazırsak salona geçelim. Ama salona geçmeden önce hemen sizlere ilk 11'leri sayıp ve sonrasında ise değerlendirmek istiyorum. Kalede Dominik Livakovic ile başlıyor Fenerbahçe'miz. Savunma dörtlüsü ise Ferdi, Ciku, yeni transferimiz Çağlar Soyuncu da bugün ilk 11'de sağ stoperde yer alıyor. Sağ bek Mert Müldür, orta sağ ikilimiz Kurunic, İsmail, sağ kanat Cengiz, sol kanat Tadic, forvet arkası Sebastian Szymański, santraforda ise Edin Džeko'yu izleyeceğiz bugün. Açıkçası arkadaşlar artık Batshuayi'nin de ilk 11'de denenmesini istiyorum diyebilirim. Džeko'nun da son maçlardaki kaçırdığı pozisyonlar, kaçırdığı fırsatlar yorgunluğunun bir belirtisi, yaşı gereği biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı birkaç maç Batshuayi'nin oynaması Fenerbahçe adına hem de Edin Džeko adına iyi olacak gibi. Her neyse ama yine güzel bir kadro. Umarım bugün de Antalya deplasmanından galibiyetle döneriz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Antalya Spor Fenerbahçe tepki videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hadi bismillah. Bravo. Bravo lan. Abi Ferdi Can ya valla. Hiçbir şey yok. Mis. Mis. Ah. Batshuayi'ye süre verilmesi lazım ya. Hayret. Kırkırt pas. Abi biz bu pasları niye beceremiyoruz? Bu ne var dümdüz ya. Kimse yok. Müdahale yok. Nedir bu pas kalitesizliği ya? Bu kadar zor değil ki ya futbol ya. Cengiz, Bağdır ikilisi. Kaynak havada. Sen de maç başından beri sıçtın ağzımıza be. Bir tane lehimize karar ver şerefsiz. İkile bir de kaldırıp kaldırıp duruyor. Niye kaldırdık şimdi bunu? Offside. Ne offside oğlum, ne alakası var ya? Bu kadar kötü niyetli olmaz bir hakem ya. Cengiz Atlıçalı, Cengiz ayakta. Bravo lan. Git git git. Bravo, bravo. Yapma ya şu. Ya Tadic ya. Pas manyası. Atmak zorunda mısın pası ya illa? Herif dayanamıyor ya. Bir kere de kendin bir şeyler yap be kardeşim. Ya ne var lan, ne var ne var? Vücudundan mı koruyamaz? Dokunmayacağım, onların dokunulmazlığı var. Fenerbahçe'nin karşısında kim oynuyorsa dokunulmazlığı var. Hiç kimse dokun. Neyi var lan bunda? Ya Buksa az değilse sende ya. Abi tabi dokunulmazlık var ya. Abi. Dokunulmazlık var abi. Özellikle Buksa. Dokunmayacaksın abi, yanarsın. Cengiz yükseltti. Vinceko'ya doğru. Şimdi çok güzel. Çok güzel lan. Hadi lan. Hayır yapma 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 yapma, ver. Bravo. Bravo. Vur lan. Vur. Oğlum vurdun lan birini. Valla öldüreceğim ben sizi. Gol! İşte bu. Of 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 of. Cengiz. Of. Duyamıyorum sizi diyor Antalya taraftarına. Duyamıyorum sizi diyor. Bravo. Sergen Marif'in suratını görmek istiyorum. Marif olmuş suratını görmek istiyorum Sergen'in. Herife uyuz oluyorum. Neden uyuz oluyorum baba? Ya Beşiktaş döneminden kaynaklı. Herife her pozisyon sonrasında kollarını açıyordu. Benim uyuzuma gidiyordu o. Ulan bir insan her pozisyon sonrasında kollarını açmaz ki ya. Tam televizyonun sesini kısmak için yan koltuktan kumandayı alacaktım arkadaşlar. Hakem ilk yarı bitirdi. Şöyle sesi kısalım ve güzeller güzeli ilk yarı değerlendirmemizi yapalım. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Fenerbahçe adına konuşmak gerekirse ne iyi ne de kötü bir performans sergiliyor. Sizlere öyle söyleyeyim. Ortalama, ortalama bir performans sergiliyor. Çok güzel bir gol attı Cengiz. Bence ilk yarının etkili isimlerinden Cengiz Ünder. Çıldırtan ismi ise bence İsmail Yüksek ile Duşan Tadiş oldu. İsmail Yüksek çok top kaybı yaptı. Duşan Tadiş ise çok pas hatası yaptı arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. İkinci yarıda umarım ikinci ve üçüncü golü de buluruz. Hatta 4-5
Ne kadar atabiliyorsak atalım, yeter ki Fenerbahçe'miz kazansın. Ama benim gönül ister ki farklı kazanalım arkadaşlar. Antalya'ya da bir parantez açmak gerekirse dersini iyi çalışmış. Sizlere öyle söyleyeyim. Onlar da ortalama performans veriyor Fenerbahçe gibi. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Umarım 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Her neyse her neyse. İkinci yarı geçelim arkadaşlar. Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle ikinci yarı başladı. Cengiz Ünder 42. dakikada atmış golü. 42 Konya. Konya'dan bizi izleyenlere selamlarımı yolluyorum. Her zaman her yerde, bütün bu alemde en büyüksün Fenerbahçe. Salır Kanarya, sensin şampiyon. Ne Beşiktaş, ne Cimbom, ne de Trabzon. Her zaman her yerde, bütün bu alemde en büyüksün Fenerbahçe. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Şampiyon Fenerbahçe. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Şampiyonsun Fenerbahçe. Yaz tahtaya bir daha. Hocam, hocam, hocam ben. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı Fenerbahçe. Mert Müldür yerde. Ay! Bu kaleciye bak be. Ulan Helton, ulan Helton. Ah be. Anlaşıldı, anlaşıldı. Fenerbahçe'nin bundan sonra frikikçisi Cengiz Ünder. Tartışmaya kapalı hocam. İrfan Can'la Cengiz Ünder ikilisi. Mis. İşte bak şansımız varmış. Hakikaten. Demek ki neymiş? Sadece Galatasaray olmuyormuş olacak. Demek ki neymiş? Aydınlığı bir güzel oluyormuş. Bonucci oyuna giriyor. Güzel. Şimanski çıktı bak. Çok iyi oldu. Şimanski çıkıyor. Yerini Leonardo Bonucci'ye bırakıyor. Ya Batshuayi ne gerek var ya? Allah razı olsun İsmail ya. Ulan bu ne ya? Bu ne? Görüyor musun bizimkileri? Geri zekalılar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Son dakika, son dakika. Zor da yaptırmaya çalışıyorlar ya. Lan Livakovic be. Harbi diyorum son dakikanın kalecisi. Offside. Batshuayi. Ulan girdiğinden bu yana 3 defa offside'e yakalandın be. Yani yuh yuh. Burak Yılmaz mısın oğlum sen? Ya da Bafetim mi Gomis misin? Türk futbol tarihinde en çok offside'de yakalanan 2 oyuncu çünkü. Gomis de Burak Yılmaz. Hadi bat. Oy! Gol! Gol! Helal olsun. Aa, kadraştan çıktım ben. Gol gol. Çok güzel gol be. Helal olsun be. 2-0. Bravo Batman. Eleştiriyordum adamı, ne oldu? Öyle. Ya hep böyle olsunlar o zaman, hep böyle olsunlar ya. Harbiden, inşallah yanılırım. Eleştiririm ve yanılırım sonrasında da. Aynen öyle. Fenerbahçe yanlış, yanlış, doğruyu doğru değil mi? Öyle. Bonucci asistini yaptı. Nasıl vurdu oradan be? Kaleci de o kadar pozisyon kurtardı. Harbiden. Çok enteresan bir vuruş. Kaleci kurtaramadı orada. Çok ilginç. Kaleci bir vuruş yani. Evet. Mis. Ben sizleri eleştireceğim, döveceğim, seveceğim, döveceğim, seveceğim. Siz sonunda sen yanıldın Demir diyeceksin işte. Bu kadar basit ya. Bitti. Güzel. Yes! Güzel. Evet. Sergen Yalçın'ın Antalya sporunda 2-0 mağlup etmiş olduk. Güzel oldu. Şöyle sesi kapatalım. Spiker'in de dediği gibi şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe yine liderlik koltuğuna oturuyor. Çok güzel bir maçtı diyeceğim. Yalan olacak arkadaşlar. Daha iyi maçlarımız olmuştu gerçekten. İkinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynayan taraftı. İlk yarıda her iki takım da eşit oynadı.
Ama Fenerbahçe bir tık daha iyiydi ikinci yarı. Sizlere öyle söyleyeyim. Onun dışında Batshuayi oyuna girdikten sonra 3-4 defa offside'a yakalandı. Ama son saniyelerde ikinci golümüzü atan futbolcu oldu. Gerçekten helal olsun. Çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Onun dışında gerçekten biz arandık da diyebiliriz arkadaşlar. Antalya Spor'un biraz şanssızlığı mı desek, beceriksizliği mi desek artık bilemiyorum. Son saniyelerde çok pozisyon verdik gerçekten. Yani gol yemek için elimizden ne geliyorsa yaptık ama ilginç bir şekilde yemedik. Her neyse arkadaşlar, bu maçta da kalemizi gole kapattık. Gerçekten çok mutluyuz Fenerbahçeliler olarak. Umarım bu tepki videosu da sizlerin hoşunuza gitmiştir. Tepki videolarının devamı için bir yandan da şu an offside teknolojisi çiziliyor Batshuayi golü için. Offside yok. Evet. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Tepki videolarının devamı için ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğeniyorsunuz. Beğenmekle kalmıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Yorum yaptıktan sonra ise olmayanlar için söylüyorum, abone oluyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Saygıdeğer Demirçoker ailesi.